Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar, nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, haftaya çok ilginç gezegen döngüleriyle girdik. Evet. Ay tutulmasının etkisi hala devam ediyor. Güneş tutulmasına doğru hızla gidiyoruz. Koç burcunda neler var? Evet, hafta başında Mars'ın Koç burcunun gezegeni, Mars'ın Plüton'la üçgen açısı etkili olacak 30 Ekim'de. 1 Kasım'da da aynı şekilde bu etki devam ediyor. Yine 1 Kasım'da Uranüs ve Plüton arasında kare açı etkin ve Merkür, Akrep Burcu'ndaki Merkür, Mars'la sekstil açıda olacak. Yalnızca burada Merkür'ün retrograde pozisyonda evet. olduğunu unutmayın. Evet. Artı Samiyan haftasında olduğumuzu, yani ölüler günü denilen döngüde olduğumuzu unutmayın. Koç burcu için bazı sağlık sorunlarının ön plana çıkabileceği, evet. Evet. küçük operasyonların ön plana çıkabileceği ama bunun yanında iş ve kariyerle ilgili de 30 Ekim'den itibaren bazı güzel haberlerin arınabileceği bir dönemi temsil ediyor. Önümüzdeki haftaki güneş tutulmasının etkilerini bu haftanın başından itibaren 1-2 evet. Kasım'dan itibaren görebilirler. Gerçeği söylemek gerekirse hafta içinde çok önemli gezegen hareketleri çok fazlasıyla yok. Merkür'ün retrograde hareketinden dolayı maddi ve ekonomik bazı sıkıntılar, başkalarından gelebilecek paralarda gecikmeler, kendilerini anlamlandırırken zihinsel anlamda bazı çıkar noktalarında bulunmakta zorlanabileceklerini düşünüyorum. Evet. Daha fazla detayları görebilmek için Bilinçokulu servislerinin günlük burç yorumları servislerinden de faydalanabilirsiniz. Sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.